Neyi anlamıyorsunuz ya? Bu kadar basit yani. Bunun akılla, mantıkla, alim olmakla bir alakası yok. Açın bakın tarihe göreceksiniz. Şaşmaya gerek yok, hayret etmeye gerek yok. Adamların tahammülleri yok. Gayet tabii normaldir. Yani biz nasıl düşünüyorsak onlar öyle düşünüyor. E şimdi niye kudurdular, niye çıldırdılar, niye ayaklandılar, niye harekete? E adamlar hazırlıklarını tamamladılar. Dünya Müslümanlarının başını yediler, halifesini yediler, Osmanlı'yı unutturdular. Efendim üniversitelerde dinsiz imansız talebeler yetiştirdiler. Din namına, iman namına bir şey kalmadı. Yağmur duasıyla alay edilmeye başlandı. Sure-i Fatiha'yı kimse kabul etmez hale geldi. Müslümanlara kuvvet veren, enerji veren iman duyguları yıkıldı, söküldü, atıldı. Şimdi sırası geldi. Öyle zannediyorlar. Kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa'nın yaptığı şeylere ne diyorlar? Saçma sapan şeyler diyorlar. Yağmur duasını o gün bir spiker, bir yorumcu, Star mıdır ne gavurdur bir kanal var Star. Orada bir yorumcu var, gözlüklü, öküzün teki. Ne diyor? Yağmur duası saçmalığı. Saçma kelimesini kullandı ya. Müslümanların gözünün içine baka baka Hazreti Muhammed Mustafa'nın sünnet-i müekkedesine yağmur duasına saçma sapan iş diyor. Bu bir tahriktir. Hiçbir Hristiyan ülkede papazın yaptığı duaya saçmalık diyemezsiniz. Mümkün değildir diyemezsiniz. Hiçbir Yahudi ülkesinde hahamın okuduğu duaya saçmadır diyemezsiniz. Ama burada diyebiliyorlar. Rahat diyebiliyorlar. E peki ondan sonra biz de Müslümanız diyorlar. Ya peki Muhammedun Resulullah diyen adam o Resulullah'ın yaptığı işi saçma kabul edebilir mi? Nasıl Muhammedun Resulullah diyorsun sen? Nasıl Müslümanım diyorsun? Allah'a inanan bir adam göklerin ve yerin sahibi Allah'tır demek durumunda değil midir? Allah vardır diyor da göklerin ve yerin hakimidir demiyorsa buna iman diyebilir misiniz? Yani, göklerin ve yerin hakimi sahibi ise yağmur da onun elinde, bulutlar da onun elinde, gökler de onun elindedir. Tebârekellezî biyedihil mülkü ve hüve alâ külli şeyin kadîr. Hani bunlar Kur'an ayetiydi? Müslümanlar ne olacak bu bizim halimiz ya? Hem Müslümanız diyorlar, hem de İslam'la alay ediyorlar. Bu nasıl bir çelişkidir? Biz Müslüman değiliz, İslam'ı temelden reddediyoruz. Biz kökten kafiriz deseler, vallahi rahat edeceğiz. Kökten kafir. Hani şimdi kökten dinci diyorlar ya, kökten dinci. Müslümanlara kökten dinci diyenlerin hepsi, Allah'ı şahit tutuyorum, kökten kafirdir. Kökten kafir. Temelden. Yani ne demek? Dinci demek, dinini yeryüzüne hakim kılmak için Allah'ın emrettiği gibi emri bil maruf, nehyi münker yapmak isteyen adam demek. Yahu bir tüccar bile dünya malı olan ürettiği bir malı bütün dünyaya pazarlamak ister mi istemez mi? Bir Müslüman da dininin bütün dünyaya yayılmasını istemesi suç mu? Suç olur mu? Ama işte dinci diyor. Ben diyor Müslümanım ama dinci değilim. Ula dinci demek dinini bütün insanlara yayılmasını isteyen adam demek yani. Bu ne demek? Mesela bir şerbet diyorsunuz, bir de şerbetçi. Hani şerbet yapılmış, hazırlanmış ürün, içilecek şey. Onu satan adama ne diyorsunuz? Herkese dağılsın, herkese yayılsın diyen adama? Şerbetçi. Din de dindir. Dinci o dininin yayılmasını istiyor. Bunu kim istemez? Bakın itham ediyor. Efendim din yayılmamalıymış, herkesin içinde kalmalıymış. Hiç kimseye bir şey dememeliymiş. Benim dinim bütün dinlerin üstündedir, en güzeli benim dinimdir dememeliymiş.
benim dinim, dini İslam en güzel din, İslam dinidir deyince Hristiyanlar alınıyormuş, kızıyormuş, küsüyormuş, söylememek lazımmış. Hale bakın. Nerelerden bizi kıstırıyorlar? İnne dîne indellâhil İslam ayetini okumamak lazımmış. Allah katında din İslam'dır, başka din yoktur deyince Hristiyanlar, Yahudiler kızıyor, küsüyormuş. Allah Allah! Ne günlere kaldık ya! Hristiyanlar kızacak, Hristiyanlar bizi ayıplayacak diye yağmur duasına karşı çıkıyorlar. Bilmiyorlar ki yağmurun, bulutların, suyun, yerin, göğün sahibi Amerika değildir. Onların nazarında Amerika Rabbül Alemin'dir. Haşa! Onların nazarına diyorum. Rabbül Alemin demek bütün alemlere düzen veren. Burada Rab kelimesi düzen, nizam veren demektir yani. Rab. Terbiye de buradan geliyor. Terbiye. Rab kelimesinden geliyor. Bütün dünyanın, dünyadaki milletlerin, kavimlerin, ülkelerin, bölgelerin, beldelerin düzenleyicisi Amerika'ymış. Rabbül Alemin Allah değilmiş, Amerika'ymış. Böyle şey olur mu ya?